arkadaşlar, Matematiğin Özü kanalıma hoş geldiniz. Yine bir trigonometri sorusuyla karşınızdayız. Artı bir net getirir diyoruz, başlıyoruz. Yandaki ABC dik üçgeninde ABCD harfleri bulundukları açıların ölçülerini göstermektedir. Hakikaten bakın, açıları bu şekilde dizmiş. AB diktir BC vermiş mi? Evet. BD eşittir DC. Hemen şöyle yapıyorum. BD DC'ye eşitmiş. Diyor ki olduğuna göre bu ifadelerden hangileri daima doğru olanı istiyor arkadaşlar. Daima doğru olan. Dikkat edelim. Peki kotanjant C diyor. İki tanjant A'dır. Arkadaşlar kotanjant C ne demekti? Komşu bölü karşı, değil mi? O zaman şuralara biz hiç, yani sayı değeri de verebilirsin. Bilinmeyen de verirsin. Önemli değil. Ben X diyeyim. Sen istersen isminin baş harfini söyle. Şimdi kotanjant C şu açı nedir arkadaşlar? Şu uzunluk nedir? 2x. 2x bölü 12'dir, değil mi? Tanjant alfa nedir? Karşı bölü nedir? Komşu. Yani x bölü 12. Hakikaten kotanjant C x bölü 12'nin 2 katı mı? Değil mi arkadaşlar? Bunun 2 katı. Öyleyse bu kesinlikle nedir? Doğrudur. Sinüs B artı C sinüs D'dir. Burada da geometri bilgimizi kullanalım. Bakın B'yi ve C'yi bakıyorum şimdi. Buldum. B ve C iç açılar, değil mi? Üçgenin iki tane iç açısı. Hangi üçgenin? A, D, C üçgeninin iki iç açısı. Bunları toplarsam kendisine komşu olmayan dış açıyı, yani kimi elde ederim? D'yi. Hakikaten B artı C D'ye eşit olduğundan sinüs B artı C de ne olacaktır? Sinüs D'ye eşit olacaktır. Burada şunu da söyleyelim. Hocam yani hani bu D açısı dar açı gibi görünüyor ki 90 olduğundan ötürü dar açı. Hani görüntüye aldanmamak adına, ama dikkat edelim. Belki mesela geniş açı olsaydı, öyle bir soru düzenleseydi yine de sıkıntı yoktu. Niye? Çünkü sinüs ikinci bölgede, yani 180 ile 90 arasında, 90 ile 180 arasında zaten artı ya, gene problem olmazdı. Ama kosinüs mesela ikinci bölgede eksi olacağından geniş bir açı olursa B artı C, dikkat edelim, o eksilisine eşit olmalıdır. Burada tongaya düşmeyelim. Peki üçüncü, sinüs A artı B ikisince. Şimdi sinüs A ve A artı B'yi buluyorum. Şu A artı B açısı, bunun sinüsü nedir? Karşısı bölü hipotenüstür, değil mi? 2x bölü arkadaşlar AC'dir. 2x bölü AC. Yazdım. Sinüs C'ye bakıyorum. Sinüs C nedir? Karşısı bölü hipotenüs. Yani gene AC hipotenüsüm, ama uzunluk bu karşısındaki 12. Şimdi bunun buna her zaman eşit olacağını söyleyebilir misin? Yani daima eşit olanı istiyor, değil mi? Bu adamı kesin bilemeyiz. X 6 olduğunda ancak eşit olur, ama başka bir değer aldığında eşit olmayacaktır. Belirsiz diyoruz. Bunu daima kısmına katamıyoruz. Kotanjant A artı B çarpı kotanjant D 1 bölü 2'dir diyor. Kotanjant A artı B, yani şu A artı B açısının komşusu bölü karşısı 12 bölü 2x çarpı kotanjant D, D'nin komşusu bölü karşısı. O zaman x bölü 12. Var mı problem? Sen bunları çarptığında ne olacaktır? A artı B'nin kotanjantı karşısı karşısı komşusu bölü karşısı. Hay Allah ya. Hocam ya, aklımı karıştırdın. Dur. Kotanjant A artı B nedir? A artı B komşusu bölü karşısı. Doğru yazdık. Tamam. Kotanjant D komşusu bölü karşısı. Tam doğru yazmışız ya. Peki 12'ler gider, x'ler gider. Sonuç 1 bölü 2 geliverir. Demek ki daima doğru olan hangileriymiş? Daima doğru olanlar,1, 2 ve 4. Dolayısıyla arkadaşlar bir soru bir sorudur. Artı bir net getirir diyoruz. Trigonometrik oranlarla içli dışlı olduk. Bak, toplam farkı kullanmadık. Toplam fark gibi görünüyor ama sadece oranları kullanarak işlemleri sonuçlandırdık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.